transfer fiyatlandırması etrafında bir planlama hizmeti de sunma çabasındayız. Yapı Endüstri Merkezi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen konut konferansı kentsel dönüşümden sosyal konuta, lüks konutlardan değerleme ve geliştirmeye kadar birçok konu tartışıldı. Dünyadaki birçok ülkenin sosyal konut çözümlerinin tartışıldığı konut konferansı bu yılda sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdi. Soyak Holding CEO'su Emre Çamlıbel, son dönemde sıkça dile getirilen Türkiye'de konut balonunun olmadığına dikkat çekti. Şu anda inşaatı ve satışı devam eden projelere yenileri eklenmezse her ay eldeki projelerin, konutların %5'i eriyor. Bu da şunu gösteriyor, eğer yeni proje eklemezsek eldeki projeler tamamlandığında elde hiç satılacak konut kalmayacak. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Başkanı Işık Gökkaya, imarlı arsa üretiminde kamuyla özel sektörün birlikte çalışması gerektiğini söyledi. İmarlı arsa üretimi kamu için çok önem arz etmektedir. Eğer imarlı arsa üretimi olursa kamu tarafından proje geliştiricilerin hem daha sağlıklı hem daha büyük proje geliştirme şansları artacaktır. Hem de konut edenlerin sayısı daha da artacaktır. Tabanı yayılacaktır. Yapı Endüstri Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Hasol, Türkiye'de konut yapımında kalite ve mimarlık konusuna önem verilmesi gerektiğini söyledi. Son yıllarda konut yapımında çok fazla bir artış var. Bu bir bakıma sevindirici, sayısal olarak sevindirici. Ama yapılan işlerin kalitesine baktığımız zaman özellikle mimarlık boyutu bakımından bunların eleştirilmesi gerekiyor.